Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün yoğun, bu hafta yoğun bir gündemle karşınızdayız. Biz biraz ara verip işin tarım tarafını konuşacağız. Tarımda zaman zaman sektörel bazı sorunları ve çözüm önerilerini dile getiriyoruz. Bunlara bütüncül bir bakış açısıyla bugün ele almaya karar verdik. Anadolu Meraları ortak kurucusu Durukan Duru bizimle birlikte. Kendisiyle hem ekosistem onarımını, hem onarıcı tarımı ve bu yaklaşımın dünyadaki örnekleriyle Türkiye'deki uygulamalarını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Anadolu Meraları diye bir oluşum var. Evet. Öncelikle isterseniz oradan başlayalım. Bu oluşum nedir? Hı-hı. Dünyadaki oluşumla bağlantısı. Ondan sonra neler yaptığınıza adım adım geliriz. Tabii. Anadolu Meraları Uluslararası Savory Enstitüsü'nün bu Alan Savory tarafından, bütüncül yönetim kurucusu olan Alan Savory tarafından kurulmuş bir uluslararası enstitü. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi. Bu Savory Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi, akredite ve resmi temsilcisi. Dolayısıyla bütüncül yönetimin Türkiye'deki tüm uygulamaları, eğitimleri, uluslararası akredite eğitimleri, danışmanlık ve projeleri konusunda tamamen yetkili ve aynı zamanda sorumluluk sahibi olan da kurumuz. Benim ve Volkan Büyükgüngör'ün kurduğu bir aslında genç bir oluşum. Ekibin kendisi de oldukça genç ve yaklaşık 4 yıldan beri bu konuyla ilgili Türkiye'de farklı alanlarda çalışıyoruz. Şimdi sizin CV'ye baktığım zaman Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Sonra İsviçre'de tarım üzerine yüksek lisans, kırsal yönetim üzerine yüksek lisans. Evet. Şimdi CV'den yola çıkarsak aslında isteseniz herhangi bir şirkette, hatta uluslararası bir şirkette muhtemelen rahatlıkla güzel bir pozisyonda masa başı bir iş bulurdunuz. Ama siz onu istemediniz. Siz sahaya indiniz. Toprakla, tarlayla, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz şu anda. Nerede sizin şu anda uğraştığınız alan? Uygulama arazimiz, yani Türkiye'nin çok farklı yerlerinde farklı projelerimiz yaptığımız, uyguladığımız birebir somut projeler var. Ama uygulama arazimiz, bizim de merkezimiz Çanakkale Biga yakınlarında bir kırsal alanda. Bu söylediğiniz de çok doğru aslında. Ben şuna inanıyorum, artık hani postmodern çağlar dendiğinde yeni paradigma yapmamız gereken şey bugüne kadar ayrıştırılmış alanları birbirine bağlamak. Yani teori ile pratiği. Ekonomik dengeyle, ekonomik refahla ekolojik bütünlüğü. Zaten bütüncül yönetimin de yaptığı, yani teorik olarak değil ama sadece pratikte de son derece somut olarak yaptığı iş bu. Yani teoriyle pratiği ve özellikle de ekolojiyle ekonomiyi bağdaştırmak. Bu benim için çok büyük bir heyecan kaynağı. Çünkü ben ekoloji konusunda, iklim değişikliği konusunda çok kaygılı ve hani aktivist dedikleri şekilde büyüdüm, yetiştim. Ve ekonomi ve ekolojinin aynı anda kotarılabileceğini kesinlikle bilmiyorduk, görmüyorduk, mümkün değildi. Ta ki bütüncül yönetimle tanışana kadar. Çünkü bütüncül yönetim bugüne kadar hepimizin hep hayalini kurduğu, eminim ki herkesin hayalini kurduğu ama kimsenin mümkün olmadığını düşündüğü şeyi gerçekleştiriyor. Öyle bir tarımsal sistem kurabiliyoruz ki aynı anda hem ekonomik olarak son derece katma değer yaratıp sosyal anlamda da eşitlikçi bir şekilde bunu dağıtabiliyoruz. Aynı anda bunu yaparken de doğayı, çevreyi, toprakları, su kaynaklarını korumanın ötesinde onarabiliyoruz. Bu çok önemli bir paradigma. Özellikle biz bu yüzden sürdürülebilir tarım demiyoruz. Sürdürülebilecek pek bir şeyimiz kalmadı bana sorarsanız. Yani ben mevcut hali sürdürmenin çok taraftarı değilim. Daha doğrusu bunun tabii ki çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hedefimizi mevcutu sürdürmenin ötesinde mevcutu onararak, daha iyi hale getirerek sürdürmenin taraftarıyım. Ve bütüncül yönetim bize bununla ilgili çok ciddi somut kaynaklar sunuyor. Yani biz burada o zaman tarım dediğimiz zaman, çevre dediğimiz zaman biraz dar bir kapsamdan mı bakıyoruz? Evet. Genel anlamda söylüyorum bunu. Ya da işte tarım eşittir gıda, bitkisel ve hayvansal üretim. Aslında bu değil. Doğru. Bunun çok daha ötesinde bir dengeden bahsediyoruz. Bir ekolojik sistemden bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Bütüncül yönetimde, onarıcı tarım dediğimizde bu noktaya mı işaret ediyor? Çünkü işin içinde arazi yönetimi var, toprak var, ekosistem var, finansal planlama var, asırlık otlatma planları diye not almışım. Evet. Bunların hepsi bir bütün aslında. Yani çok doğru bir şey söylediniz. Tarım dediğimiz şey insanlığın, bizim medeniyet dediğimiz 5000 ya da 10.000 yıllık hikayenin içinde insanın doğayla kurduğu ilişkinin en belirgin ve en derin olduğu yerdir. Yani ilk pulluğu kullanmaya başladığımızdan beri. Hani burada artık şeyden bahsediyoruz. İşte ilaçlar, sentetik gübreler son 50-60 yılda ama
Yani ilk pulu kullanmaya, ilk tohumu toprağa saçmaya başladığımız andan itibaren doğayla bir etkileşim içine girdi insanlık. Ve bu etkileşim son derece yıkıcı olabilir. Ve bunun örneklerini insanlık tarihinde çok uzun süreler gördük, görüyoruz hala. Ama bu onarıcı bir etkileşim de olabilir. Bütüncül yönetim bir prosedürler ve algoritmalar topluluğu. İşin içine dediğiniz gibi finansal planlamadan otlatma planına, ekim dikim planlamasına kadar alanlar var. Biz bütün bunları öyle bir yapıyoruz ki bu işi yapan hanenin veya köyün veya proje ortağının, örneğin Konya Sarıyönü'nde yaptığımız yerel projede olduğu gibi ilçenin bütün çobanlarının istekleri, talepleri ve şartları ile doğanın sunabildiklerini bir araya getiriyoruz. Ve o örnekte olduğu gibi çobanlardan bir tanesi, ben bu örneği veriyorum hep çünkü benim için çok önemli bir gösterge, 80 yaşında bir çoban. Hani oranın şivesiyle söylemeye çalışacağım. Mezardaki çobanları kaldırın, Sarıyönü böyle yeşil görmedi diyebiliyor 5 aylık bir uygulamanın sonunda. Konya Sarıyönü'nden bahsediyoruz. Konya Sarıyönü'ndeki yerel hani, projemizden bahsediyoruz. Oldukça kurak. İç Anadolu kurak toprakların olduğu. Aynı bölgede. Anda hem çobanları mutlu eden hem de oradaki topraktaki organik madde miktarını, su tutma kapasitesini yükselten, yani hem ekonomiyi hem ekolojiyi hem sosyal dinamikleri kazandıran tam bir kazan 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 denkleminden bahsediyoruz. Bununla ilgili başka bir örnek, bizim uygulama arazimizde biz çok ciddi bir gözlemleme yapıyoruz. Toprağın ve ekonomik göstergenin ne yöne doğru gittiğine dair. Ve aslında ilk defa bunu böyle kamusal bir alanda burada paylaşabiliyor olacağım. Çok yakın zamanda bir sonuçlarımız geldi. Toprak analiz sonuçlarımız. Bunlar bizim devlet kurumlarında yaptırdığımız analizler. Hayvancılık yaparak ve son derece yüksek kaliteli ve yüksek verimli bir hayvancılık yaparak, çok düşük maliyetlerden bahsediyoruz burada, hiçbir tohumlama vesaire yapmadan topraktaki organik madde miktarını bir yılda %0.4 arttırmışız. Bu artış toprağın üst 30 santimini %0.62. Yani biz 200 dekarda yaklaşık 550 ton karbon, yani 1000 tondan daha fazla organik madde gömmüşüz sadece hayvancılık yaparak, sıfır maliyet. Sıfır maliyetten bahsediyorum. Yani traktör, mazot, hani çiftçilere gittiğiniz zaman mazot şeyleri. Girdi maliyetlerinden bahsederiz. Yüksek girdi maliyetlerinden şikayet ederiz. Girdi maliyetleri çok önemli. Şimdi özellikle bugünlerde hani Rusya, Türkiye veya işte diğer bölgemizdeki sorunlardan bahsettiğimiz zaman herhangi bir ülkenin veya herhangi bir yerelliğin, yerel ekonomilerden de bahsediyoruz bugün, kendi içinde belli bir kendi yeterliliği tutturması çok önemli. Dolayısıyla sizin sistemlerinizin, özellikle tarım gibi en temel sisteminizin kendi içinde dönebiliyor olması lazım. Bütüncül yönetim bunu da sağlıyor bize. Şimdi onu diyecek, aslında Rusya ile bu sorun gıda güvenliğini ön plana çıkartıyor. Ve bu sistem, yani onu ben biraz daha açmak istiyorum. Çünkü hani gündemde olduğu için ileriye dönük olarak bundan sonraki yıllarda, belki bugünden yarına değil ama 2030'larda, 2050'lerde kurtarıcı bir rol üstleniyor. Kesinlikle. Çok 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 doğru. Çok doğru. Kesinlikle öyle. Bu bahsettiğiniz alan Çanakkale Biga'da kaç dönümlük bir arazide ne yetiştiriyorsunuz? Biraz oradan bahsedelim. Tabii. Yani bu bizim uygulama arazimiz. Farklı teknikleri, dünyada da uygulanabilen farklı teknikleri uyguladığımız alan. Uygulama arazimizde 200 dekar kuru tepelik arazi üzerine 70 dekarlık bir şeyden bahsediyoruz. Sulanabilir araziden. Toplam 270 dekardan bahsediyoruz. Burada şu anda aynı anda koyun, keçi, sığır yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunların tamamı sadece otla beslenen, hiçbir şekilde taneli hiçbir yem almayan. Dolayısıyla hani ekstradan kaliteli ve yüksek katma değerli bir ürün haline geliyor. Bunun dışında ama Trakya'da, Trakya'nın farklı illerinde, İzmir'de verdiğimiz çiftliklere danışmanlıklar var. Danışmanlıklar veriyoruz bu şekilde. İç Anadolu'da Konya Sarıyönü örneğinden bahsettik. Orada 400 dekarda başladık. 1900 hatta 2000 dekara çıkmamızı istiyorlar şu anda. Projenin çok olumlu sonuçlar vermesi sebebiyle. Önümüzdeki baharda bunu yapmayı planlıyoruz. Yine İç Anadolu'da çok büyük ve önemli bir belediyemiz, belediye sınırları içerisinde bütüncül yönetimli bir proje için bizden talepte bulundu. Onu son hazırlıklarını yapmaktayız şu anda. Dolayısıyla uygulama arazimiz bizim için bir anlamda hani laboratuvarımız, eğitimleri de aynı zamanda verdiğimiz yer. Anlıyorum. Bahsettiğiniz şey organik tarımla örtüşen bir şey mi, kesişen bir şey mi ya da organik tarım da işin içinde mi? Nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle diyebilirim, bütüncül yönetimi uyguladığınız zaman
organik tarım yapmaya karar verebilirsiniz. Bütüncül yönetimin içerisinde. Dolayısıyla organik tarımı kapsayan ama onunla sınırlandırmayan bir şey kendini. Yani bizim danışmanlık verdiğimiz konvansiyonel çiftlikler de var. Organik tarım sertifikası olmayan ve konvansiyonel üretim yapan. Ama bu konvansiyonel üretimini mümkün olduğu kadar meraları güçlendirerek yapmak isteyen. Çünkü burada çok önemli bir denklem var. Hayvancılıktan özellikle bahsettiğiniz zaman denklem şudur. Hayvanı doyuracaksınız. Hayvan size et, süt, yün, deri gibi çıktıları verecek. Bu hayvanın doymanın da aslında bir tane yolu var. Bu hayvanın yeşil yemesi. Yani ya da yeşilin tohumu olan taneleri yemesi. Şimdi siz bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte çok uzun yıllar boyunca biz meralarda otlatarak yapmışız hayvanlarımızı. Meraları da doğru da pek otlatmamışız. Yani eskiden çok iyi yapılıyordu. Son 60 yılda bu iş bitti değil aslında tam olarak. Eskiden de yapılan yanlışlar var. Yani tarım bir evrim sürecidir ya. Biz eskiden yapılan yanlışları da öğrenerek bugün bütüncül yönetim gibi bir noktaya ulaşıyoruz. Yarın umut ediyorum ki daha da iyi noktalara ulaşacağız. Bütüncül yönetimden de iyi noktalara ulaşacağız. Biz merayı kullanmayı da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Zaten meranın Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde en çözülemeyen sorun olmasının sebebi budur. Yani bugün herhangi bir Gıda Tarım Bakanlığı'ndan yetkiyle görüştüğünüz zaman her mesele çözülebilir gözükür. Mera konusu hariç. Mera artık o yüzden mera ıslahları da pek yapılmaz. Çünkü konvansiyonel anlamda ya da eski paradigma yapılan mera ıslahları son derece maliyetlidir. Ve 5 yıllık ömürleri vardır. O 5 yıllık ömür de amenajmanı doğru yapılırsa devam eder. Bizim burada yaptığımız şey zaten ot biten bir araziyi siz sürüp ilaçlayıp işte mısır silajı veya başka bir yem bitkisi ekip oradan yüksek bir girdiyle yem üretip ondan sonra hayvana yedirmek yerine biz o toprağın o ot üretme kapasitesini arttırıyoruz. İlk yılda uygulama arazimizde bir yılda %90 civarında arttırdık o arazinin toplam doyurabildiği hayvan sayısını. Ve bakanlıkla olan görüşmelerimizde bize söylenen şey, siz bizim orası için önerdiğimiz sayıların çok üstünde, %60, %70 üstünde hayvan doyurabiliyorsunuz, bu işi nasıl yapıyorsunuz oldu. Biz dedik ki, çok basit, biz bunun eğitimlerini veriyoruz, danışmanlıklarını veriyoruz, gelin beraber yapalım. Hala da bunu söylüyoruz. Bahsettiğiniz olay, dediğiniz gibi bir bütün olarak bakmak lazım. Tabii şimdi bir çevreci ya da bir çevre gözle baktığınız zaman olay harika. Aslında her taraftan harika da oradan harika. Ama üretici tarafı genelde hep şey der. Ya tamam bu iyi, hoş da ben bundan para kazanabilecek miyim? Orada soru işaretleri var ama sizin bahsettiğinize göre zaten daha da fazla belki para kazanılabiliyor. Çünkü girdi maliyetleri düşüyor. Daha verimli şimdi hayvancılıkta şey maliyetlerin %80'i yani. Şeyine göre %80'i yemdir. Bizim örneğimizde yaptığımız şeyde yem maliyetimiz sıfır. Yani %5 dedi, %0. Çünkü yok. Bir yem maliyetimiz yok. Hiç yok. Yani bunun için işte fabrika yemi de kullanılmıyor. Hiç, arpa da yok. Mısır silajı da yok. Ne varsa doğada onu yiyor. Yani. Evet. Yani kendisi ot, seçiyor da yiyor bu arada. Tabii. İhtiyacı olanı seçiyor. Hayvanın, vermiyorsunuz. Hayvanın zaten otlama örüntülerini diyelim aslında değiştirebiliyoruz. Yani genelde hayvanla olan veya işte doğal olan iletişimimizde bizim çok fazla bir rolümüzün olmadığını düşünürüz ama yani bu yönetimle düşük stresli yani hayvanın stresi sokmadan, hayvanın verim kaybının önemli sebeplerinden bir tanesi strestir. Tabii. Bu stresi sokmadan ve en yüksek verimlilikle otlamasını sağlayabilecek birçok yöntemler var. Biz bunları da uyguluyoruz ve bütün bunları yaparken tabii dünyada bizim gibi bunları yapan diğer kurumlarla, çoğu da zaten çok yakın dostuz, arkadaşız, sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Dolayısıyla birisinin deneyip de başarılı olduğu bir şeyi biz burada hemen alıp deneyip başarılı olursa danışmanlık verdiğimiz çiftlikleri önerebiliyoruz. Çok düşük maliyetler, verimlilik yani toplam üretim çıktığımız konvansiyonelle aynı ve maliyetlerimiz çok daha düşük. Yani hesap herhalde ortadadır. Ki muhtemelen çok daha bir de ben olayın biraz tüketici tarafıyla bakayım. Algı olarak da daha sağlıklı kesinlikle diye bakarım. Bir oraya defa sizin Türkiye'de GDO'lu'dan gidelim. GDO'lu yem yemediğine emin olabileceğiniz tek hayvan, bunu çok net olarak söylüyorum, bir organik sertifikası olan hayvanlar. Ama orada bile teorik olarak bir risk var. Çok ufak da olsa, çok ufak da olsa. Ama teorik olarak, kesin olarak emin olabileceğiniz sadece otla beslenen hayvan. Çünkü otun GDO'su yok. Mera'da çıkan otu yediğiniz zaman bu hayvanın. Besleyicilik anlamında dünyada grass-fed yani sadece otla beslenen hayvanlar. Bugün Türkiye'de karatay diyeti, paleo diyetler, taş devri diyetleri bunların hepsi sadece otla beslenen hayvanların ürünlerine dayanır mesela. Ve bunun
Alzheimer'dan kalp krizine kadar son derece ciddi hastalıkları engellediğine yönelik çok ciddi araştırmalar var şu an Türkiye'de. Biz bu yönde de biraz farkındalık yaratmak ve bir bilgilendirme yapmaya da çalışıyoruz bir yandan o yüzden. Çok güzel bir program. Kulağa da hoş geliyor bu proje. Peki başladığınızdan bugüne kadar Türkiye'deki yaklaşım nasıl? Çünkü bizim üreticimiz dediğim gibi ya da insan yapımız belki biraz öyle kalıplara sıkışmış vaziyetteyiz. Doğru. Onu değiştirmek biraz zordur. Evet. Ya görmesi lazım ya birebir deneyimlemesi lazım. Tepkiler nasıl? Var mı bu tarafa ilgi ya da artıyor mu? Bu çok güzel bir soru aslında. Çünkü bu bütüncül yönetime, bu yeni onarıcı tarım paradigmasına geçmek isteyen çiftçilerimiz varsa şu anda işletmecilerimiz. Ben onların tamamına şunu söyleyebilirim. Bu fikirlerini ilk olarak yanlarındaki köylülere veya diğer arkadaşlarına söyledikleri zaman alacakları ilk tepki şu olacak. Olmaz o iş. Bu cümle bir kalıptır zaten Türkiye'de. O iş öyle olmaz şeklinde. Tabii ki böyle tepkiler alabiliyorsunuz ilk başta. İnsanlar dediğiniz gibi görmedikleri bir şey haklı olarak kuşkuyla yaklaşıyorlar. Çünkü insanların hata yapma marjı artık pek kalmadı özellikle tarım sektöründe. Yani bir şeyleri deneme marjı yok. O yüzden zaten çok düşük verimlilik, çok düşük gelirler getirse bile emin oldukları işlere yöneliyorlar. Çok düşük gelirler getiriyor olsa bile. Yenilik denemeye pek marjları yok. O yüzden zaten Türkiye'de bu onarıcı tarım ve bütüncül yönetim konusunda adım atacak insanlar genelde o cesarete, o vizyona, o değişimin öncüsü olma hevesine sahip insanlar olacaktır. Bir defa denedikten sonra zaten ayrılmanız mümkün değil çünkü çok yakınım bir akrabamın söylediğini söylemek istiyorum size. Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum doğuşumdan beri. Ben bu çiftçiliği borcumu harcımı bitirip bırakmak istiyorum. Çiftçiliği bırakayım ki çiftçiliğe başlayayım diyor. Burada çok önemli sosyal bir etken var. Bugün Türkiye'de çiftçilik yapan insanların çok büyük kısmı bunu istemeden yapıyor. Çünkü çiftçilik formüller üzerinden şuna şu kadar şunu vereceksin, buna bu kadar şunu vereceksin. Bir şeyler olacak diye bir şey. Kamuoyu algısı aslında dayatılan bir sistem var. O da biraz var. Da işin içinde uluslararası şirketlerin lobi faaliyeti gibi oluyor. Çünkü kullanacağınız ilaçtan tutun da gübreye kesinlikle kadar, işte ortaya çıkan yeni bitkisel hastalıklardan onun çözümüne kadar sanki böyle bir çember var ve çemberin içine alınıyor gibi geliyor. Ve o çembere herkes dahil. Yani ziraat odalarından şeye kadar, yereldeki tüm örgütlere kadar gerçekten formüller üzeriniliyor. Ve bu çiftçiyi memnun etmeyen bir durum aslında. Yani biz çiftçinin, bu sisteme geçen çiftçilerin o üretimi yaparken aldıkları hazın, dolayısıyla motivasyonun, o işi devam ettirme, çocuklarına aktarma motivasyonun çok daha fazla arttığını çok net gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yaratıcılığınızı ortaya koydunuz, doğayla ve diğer sosyal dinamiklerle birlikte çözüm yarattınız. Çözüm odaklı bir iş bu. Çok güzel. Peki, böyle güzel bir model. Hı hı. Devlet politikaları bu bütüncül yönetime nasıl yaklaşıyor? Yani ayrıştığı noktalar var mı? Kesiştiği noktalar var mı? Desteği var mı? Nedir orada durum? Bütüncül yönetim ve MERA amenajmanı çerçevesi içinde alınıyor bu. Bir ilgi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Özellikle bazı bakanlık içerisindeki yerel aktörlerin veya bazı farklı bürokratik seviyelerdeki görevlilerin ciddi bir ilgisi var. Sürekli iletişim halindeler, mail atıyorlar, soruyorlar, telefon ediyorlar, beraber bir şeyler yapalım diyorlar. Bakanlığın bu işe Türkiye'deki politika alanında biraz daha dahil olması için benim gördüğüm kadarıyla daha böyle biraz daha karar alıcı merciğindeki bazı görevlilerin, bürokratların belki dahil olması gerekecek. Yani onların bir inisiyatif, bir siyasi irade koyması gerekecek. Şu andaki gidişatta gayet iyi. Türkiye'deki politikalarla ilgili şöyle bir yorum yapabilirim ben. Şimdi Türkiye, Avrupa Birliği'nin ve Kuzey Amerika'nın ve Avustralya'nın, yani Kuzey Yarımküre'nin diyelim, bunun 30 yıl önce geçtiği aşamaya, konvansiyonel ve yüksek ölçekli monokültür tarımına, bundan 30 sene sonra geçmeye çalışıyor. Yani bir anlamda 30 sene arkadan bir takip etme isteği var. Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü artık dünya o monokültürle üretilen yapıya ekonomik olarak da ekolojik olarak da uygun bir dünya değil. Zaten bu yüzden o Kuzey Yarımküre'deki ülkeler o sistemden çıkıp bu bütüncül yönetim ve onarıcı tarımla bahsettiğimiz sisteme doğru çok hızlı bir kayış var. O yüzden ben buradan şunu öneriyorum. Anadolu Meraları olarak biz şunu öneriyoruz. Gelin bu ara kademeyi atlayalım.
hiç onun sıkıntılarını yaşamadan, çünkü Türkiye'nin dinamikleri... Geriden gelmenin avantajını belki... Evet, geriden gelmenin avantajını kullanalım. Aynen öyle. Ve o ara kademi atlayıp doğrudan biz de onarıcı tarımın, bütüncül yönetimin doğrudan mükafatlarını görmeye başlayalım. Çünkü Türkiye'nin yapılarına da çok uygun bir şey. Yani Türkiye'de siz küçük ölçekte parselli bir üretim yapıyorsunuz. Ciddi monokültürler yapma şansınız pek yok. Mazot ve fosil yakıt girdiniz çok pahalı. Ki bunlar pahalı olduğu sürece monokültür zaten teorik olarak mümkün değil. Bunun yanı sıra iklim değişikliği gibi çok önemli bir faktör var. Bütüncül yönetimin iklim değişikliği konusunda bize sunduğu çok ciddi bir umut var. Geçen hafta iklim forumunda bunu ilk defa açıklayabildik sayılarımızı. Biz sadece 200 dekarda sadece hayvancılık yaparak 2000 tona yakın karbondioksit toprağa gömdük. Yani şu anda Türkiye'de ortalama 6 tondur karbondioksit salınları kişi başına. 350'ye yakın kişi hiç karbondioksit salımı yapmadı. Bizim yaptığımız hayvancılık sayesinde. Şimdi biz bunu sadece 200 dekarda yaptık. Gelin bunu 200 bin dekarda yapalım. Gelin bunu 200 bin hektarda yapalım. Türkiye'nin tüm arazilerini bunu yaparsak Türkiye'nin karbondioksit ve sera gazı salımı sorunu kalkıyor ortadan. Bu modeli uygulayan son bir dakikaya da girmişiz kısaca. Model ülkeler hangileri ve başarıyı sağlayanlar? Amerika Öncesi Birleşik Devletleri'nde bu çok hızlı gelişen bir metodoloji. Save Enstitüsü'nde zaten merkez olduğu yer burası. Bizim yakınlarımızda İsveç örneği var. İsveç'teki temsilcilikle çok yakın ilişkilerimiz var zaten. Afrika'da güzel örnekler var. Ve Avustralya. Avustralya'da zaten hayvancılık konusunda biliyorsunuz çok önemli bir ülkedir. Avustralya'da bu yıllardır ve ciddi başarılı bir şekilde uygulanıyor. Umarız kısa sürede Türkiye'de bu oluşum yayılır. Çünkü zaman zaman kırmızı et ithalatını, canlı hayvan ithalatını konuşuyorduk. Avustralya'dan da geliyor. Muhtemelen biz o hayvanları da tüketiyoruz. Evet. Aslında bizim kendi varlığımız, kendi zenginliğimiz varken, burada üretmek varken, burada o sistem oluşturmak varken ithalat niye? O da ayrı bir soru işareti. Şunu hemen söylemek istiyorum. Türkiye'de meralar çok zayıf olduğu söylenir. Doğru. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye'deki meralar şu anda gerçek potansiyelin %5'i. Civarında bir üretim yapıyor. Gelin bunu %100'e yaklaştıralım ve neler oluyor görelim. AnadoluMera.com sitesinden de çalışmalarımızı takip edip bizle iletişime geçebilir dinleyicilerimiz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tarım analizinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.